everyone has a different lifestyle. But surfing, it's a good way to asking myself, how is going to be the feeling on that place, no? The wave is going to be different. I'm going to have a different sensations, a different dance with each wave. And I think that's the beauty of surfing itself, but also that attraction, that passion, takes you to places that enriches you as a human. And then sometimes I go back home and this is completely honestly, I say, sometimes I don't remember the waves I got, and I think that's what brings me also surfing, no? Kepa Acero, Bask ülkesinden bir gezgin. O hayatını dünyanın her köşesinde daha önce görülmemiş dalgaları sürmeye adamış biri. Belki kimsenin aklına bile getirmediği yerlerde dalga kovalıyor. Bu bağımlılık bu kez onu Türkiye'nin kuzeydoğusunda Vona isminde bir kasabaya getirdi. Burası mitolojide ve denizci hikayelerinde Karadeniz'in dalgalarıyla boğuşmak için mükemmel bir nokta. Vona da bizi Deniz Toprak karşıladı. Deniz, dalga sörfüne olan sevgisini paylaşmak için evine dönmüş bir Vonalı. Köklerim beni ailemin doğduğu yer olan Vona'ya geri getirdi. Burada sörf maceramız daha çok yeni. Her gün yeni bir yer keşfedip sörfle ilgili yeni bir şey öğreniyorum. Babaannemin köy evine 5 dakika uzaklıkta inanılmaz bir dalga ile karşılaşıyorum. Aklımı kaybediyorum tabii heyecandan. Kıyafetimi giyip bir an önce dalgalara atmak istiyorum kendimi. Tabii kendimi bir anda kayalıklarda buluyorum. Beni orada amcalar bekliyor. Su nereye akıyor? Deniz suyu nereye akıyor? Buraya akıyor. Sen nereden dalıyorsun? Ben buradan sen aşağı gitmeye dalıyorsun. Da sen nereye götürüyorsun? İki dakikada. Evet. Sen bundan bile olmaz ki. Gidersen ucuna. Burunun ucuna dalacaksın. Adamı intihar edeceksin diyor. Bak ya. Hemen yarın bu sakinle. Evet. Yarın sabah bize dalacak. Bu zaman gel burundan dal, bu zaman afiyetini gel. Evet. Balıkçı amcalar bana ne kadar çaylak olduğumu anlatıyorlar. Fena. Şu karşıdan bir de mendirek var. Mendireğin içinde yapabilirim. Burası daha güvenli. Mendirek korunak ya, gidecek bir yerin yok zaten. Ulan bu kadar denizde ya. Bak sakin. Al adadan dalsan güzel olur. Ha oradan. Ha adadan evvel gel olursa. Gel. Dağ burada kumla kes bir sen gel. Deniz. Ben sağ olun. En iyisi kadın bile. Denizden çıkarken balıkçı amcalar, yani denizin gerçek sahipleri, bana nasıl ve nereden sörf yapmam gerektiğini anlatıyor. Hangisine şaşırmalıyım? Köklerimin olduğu bu köyde sıra dışı bir dalganın olmasına mı? Yoksa bir grup balıkçı amcayla oturup sörf ve dalgalarla ilgili saatlerce sohbet etmemize mi? Bu ikili o anda söze dökmemiş olsalar da aynı şeyi düşünüyorlar. Yarın Karadeniz'in dalgalarıyla tanışmak için mükemmel bir gün olabilir mi? Karadeniz'de yaşayan insanların dalgaların sesine verdiği tepkiyle ilk kez Vona'yı ziyaret eden birinin hissettikleri aynı mı acaba? Arkadaşlar getirdim. Bir şeyler anlatmaya çalışacağım. Çok güzel.
Belki ilk sörf günü oldukça tatmin ediciydi. Bona sakinleri ise baştan aşağı siyah bir kıyafette dalgaların üstünde dans eden birini gördükleri için biraz şaşırsalar da merakları ağır bastı ve daha yakından görmek istediler. Geri dönüş yolunda Karadeniz insanlarından herhangi birinin bir gün dalgalarla dans etmek için denize girmeye niyet edip etmeyeceğini düşündük. Tabii ki bu düşüncelere onlarca çay eşlik etti. Yeah, that's good. It's good for the first surf. Bir zamanlar Atlantis olduğunu düşündüğümüz bir yere gidiyoruz. Sığ bir resif üzerinde içine tünel gibi girilen, kayıp şehrin kendisi kadar nadir kırılan dalganın olduğu yere. Ama sörfçülerin her zaman dediği gibi, dün burada olmalıydık. Burada o mucizevi dalganın görüldüğü nadir günü hayal ederken, deniz bize Harman Adam'ın geçmişi hakkında bilgi veriyor. And there are some holes on the rock, and we didn't understand why there are holes. Like it's like this, you know, like this size. Okay. It's not small. Yeah. And it looks like man-made. And then we learned that this used to be used like a porch. So okay. There were legs, the columns, and a wooden floor. And it was like people were using. Park the boats. Okay. Around here. And so that's ancient the real, time. That's the real story. Yeah. Ancient time. Bugün o mucizevi dalga kıyıya ulaşmamış olsa da o eski uygarlığın varlığı her yerimizi sarıyor. Şimdi Karadeniz'in uyanmasını bekliyoruz. Denizimiz dümdüz. Tahminler kalp kırıyor. Karadeniz'in yine de insanı baştan çıkaran bir dengesizliği var. Her an her şey olabilir. Aşkın acısını, bacısını, daracını az. Bak ne gerek. Bu esnada aradığımız şeyi bulmamıza yardımcı olabilecek bazı balıkçılar ve tekne yapan ustalarla tanışıyoruz. Çalışma alanlarına girmek zamanda bir yolculuk hissi veriyor. Kadim bilgiyle Karadeniz'in dalgalarının üstesinden gelebilecek tekneler üretmek ve yanında gelen taze odun kokusu. Burada dünya üzerinde kaybolmaya yüz tutmuş bir sanatı izliyor... bir tarihe tanıklık ediyoruz. Onlara aradığımız şeyi bulma konusunda şansımızın olmadığını söylüyoruz. Bir balıkçı geliyor ve balıkçıların nesillerdir kullandığı fırtına takvimini çıkararak bize günümüz teknolojisinin hiçbir işe yaramadığını söylüyor. Takvime bakıyoruz ve veriler bize önümüzdeki birkaç gün içinde Koca Karı adıyla bilinen bir fırtınanın geleceğini işaret ediyor. Balıkçı bize Yason Burnu adında bir yarımadaya gitmemizi söylüyor. Tıpkı uzun zaman önce Yason ve Argonautlarının yaptığı gibi. Fırtına yaklaşırken aradığımız cevapları bulabilecek miydik? Denir ki antik Yunan döneminde Yason ve Argonautları burayı Karadeniz'in beklenmedik dalgalarından korunmak için bir sığınak olarak kullanmışlardır.
the whole crew coming here to the boat and landing in this cave, actually. Okay. In this cave. And the mythology says they stayed here for a while. Tabii ki biz bu hikayenin gerçekliğini sorguluyoruz. Bu inanılmaz yere o ve arkadaşları şans eseri mi geldiler? Yoksa burada böyle gizli bir sörf noktası olduğunu biliyorlar mıydı? Biri, bir zamanlar seyahat etmek her zaman güzel olmayabilir, rahat olmayabilir. Bazen canını yakabilir, hatta kalbini bile kırabilir demiş. Yolculuk insanı değiştiren bir şey. Değiştirmeli de. Bazen sürdüğüm dalgaları değil ama tanıştığım insanları hatırlıyorum diyor Kepa. Ufuk bu güzel yerde kaybolurken bir şeyi biliyoruz. Bu Vona için sadece başlangıç. Gidiyordum yelkenimin rüzgarında. Mavi bir gök pamuk gibi bulutlarda. Dudaklarım dalgaların tuzunu tadıyordu. Ve güneş tatlı tatlı tenimi yakıyordu. Oysa ben yaşanmamış sevdalarda, yarım kalmış duygularda ve çığ tutmuş umutlarda.
senin rüzgarında. Mavi bir gök pamuk gibi bulutlarda. Dudakların, dalgaların tuzunu tadıyordu. Ve güneş tatlı tatlı tenimi yakıyordu. Oysa ben yaşanmamış sevdalarda, yarım kalmış duygularda, bir çığ tutmuş umutlarda.